Aydın Boysan'ın İstanbul'un kuytu köşeleri kitabının 62. sayfasından naklediyorum. Canlı şahit kendisi de sıkı bir ulusalcıydı, öldü gitti. Abanoz sokağının bütün binaları tamir edildi. Bizim Müslüman kardeşlerimiz buradaki ifadeyi anlamazlar. İstanbul'un Genel Ev Mahallesi'nden bahsediyoruz. Boyandı, yeni perdeler takıldı. Bütün tırnak içinde kızlar Önce hamamlara, sonra kuaförlere götürüldü. Her biri abanos saraylarına, peri padişahının kızları gibi döndü. Uluzalcılar iyi dinleyin. Türk kadınının, Türk kızının orada çalışıyor olsa bile söz konusu Amerikalı olduğu vakit sizin gözünüzde bir ırz namus değeri vardır. Ama daha yeni başladık, daha bir şey söylemedik. Kulaklarımızı açın, iyi dinleyin. İsmet Paşa'mızı, şahsiyetli, onurlu, tam bağımsızlık yanlısı ve tam bağımsız Türkiye'nin yöneticisi. İnzibatlar genel evlerin kapısına dikildiler. Misuri'nin İstanbul'da bulunduğu dört gün boyunca içeriye Türk müşteri sokmadılar. Sadece Amerikalılara servis yapıldı. Bu evlerde çalışmakta olan fahişeler... Göbeklerine welcome yazdırdılar. Herkes biliyordur İngilizce hoş geldin demek. Welcome yazısı bir Abanoz sokaklarında İstanbul genel evlerinde çalışan fahişelerin göbeklerine yazıldı. Bir de Bezmi Alem Valide Sultan Camisi'nin minareleri arasına gerilmiş olan Üsküdar'da mahyaya yazıldı. Alın mübarek olsun sizin milli şefiniz, onurlu tam bağımsız Türkiye'nizin kurucularından İsmet Paşa'nız. Adı Sinan Korle sonraki yıllarda Türkiye'yi Birleşmiş Milletler'de temsil eden delegasyon içerisinde görev yapacak. Meşhur Ahmet Emin Yalman'ın gazeteci, kayınbiraderi, çok yakını. 1966 senesinde öldüğünde gazetelerde çıkan ölüm ilanında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı siyasi danışmanı olduğu yazılı. Aynı zamanda Gazeteciler Cemiyeti basın şeref kartı sahibi Sinan Korla. Sinan Korla bakın Johnny'lerin düşünceleri. Johnny'ler malum Amerikan askerlerine verilen lakap. Vatan gazetesi, eniştesinin gazetesi Ahmet Emin Yalman'ın 9 Nisan 1946 yani Missouri İstanbul'dan ayrıldıktan hemen sonraki gün. Johnny'lerin düşünceleri başlığı altında kendi sütununda köşesinde neyi paylaşmış aynen okuyorum. Kısaltarak ilgili kısmını sadece alarak. Konuşuyor gülüşüyorduk. Amerikalı bir Bahriyeli uzaktan bana işaretler yaparak benim şikayetlerim var dedi. Buradaki annelerden şikayetçiyim. Kızlarını çok sıkıyorlar. Saat 6'dan sonra eve gitmek mecburiyeti var. Halbuki ben ancak 4'te 5'te karaya çıkıyorum. Ahbab olduğum kızlarla sadece 2 saatlik görüşebiliyorum. Milli şefiniz, onurlu haysiyetli lideriniz, cumhuriyetinizin kurucularından İsmet Paşa Hazretleri artık bir şey söylemiyorum, yorum yapmıyorum. Zerre kadar haysiyet, şeref, ırz, namus sahibi isen şayet. Ey ulusalcı, ey CHP'li şunun adını sen koyacaksın. Bu yapılan muamelelerin, yaptırılan muamelelerin yaşandığı sırada hem de iki dudağının arasından çıkan kanun olmak üzere bir diktatör olarak Türkiye'nin yönetimini elinde tutmakta olanın adını da şu olaylara bakarak hak etmiş olduğu ünvanı ve sıfatı da zerre kadar haysiyet, namus, ırz, şeref sahibiysen. Gene CHP'li olacaksan CHP'li ol. Gene ulusalcı olacaksan ulusalcı ol. Ama diyor sanki bir insan hem CHP'li hem ulusalcı hem de haysiyet, namus, ırz, şeref sahibi olabilir. O zaman bunun adını sen koyacaksın şu bir iki tane seçme örneğini okuduğum şerefsizliğin altında senin İsmet Paşa'nın imzası var. Kızdın mı? Kızarım. Çünkü ben ICS sahibi bir Müslüman bir Türk'üm.